ayrılmıyor. Çarpanların ayrılmadığına göre direkt diskriminant üzerinden çözmeye çalışacağız. Diskriminantı b kare eksi 4 a c. Diskriminant eşittir b'si eksi 2 eksi 2'nin karesi eksi 4 a sayısı 1 c sayısı 5. Yani delta eşittir 2'nin karesi eksi 2'nin karesi 4. Bunları çarpıyorum. Eksi 20. Diskriminant eşittir eksi 16. Şimdi diskriminant negatif. Eğer reel sayılarda çalışıyor olsaydık çözüm kümesine boş küme diyecektik. Tabi burada açıkça ifade edilmemiş nerede çalışıldığı. Seçeneklere bakarak anlayabiliriz. Bakalım seçeneklere. Hep karmaşık sayı olarak verilmiş. Boş küme de yok zaten. Demek ki karmaşık sayılarda çalışıyoruz. Biz bunu uzun uzun çözeceğiz. Yani köklerini bulacağız. Karmaşık köklerini. Şimdi köklerden birincisi eksi b eksi kök delta bölü 2a. İkincisi de şu arası artılı olan. Onu hiç yazmıyorum. Birini bulduktan sonra diğerini direkt çıkarabiliriz zaten. Eksi 1 eşittir. Eksi b diyor. Eksi b sayısı da eksi 2. Yani eksi eksi 2. Eksi kök delta eksi 16 olacak. Bölü 2a 2 çarpı 1. Şu karekök eksi 16'yı hesaplayacağız. Evet hesaplıyorum. Şöyle karekök eksi 16. Eğer kökün içinde negatif bir sayıyla karşılaşırsak biz bunun eksili kısmını ayrıştırmalıyız. Yoksa çözemeyiz. İşlem yapamayız. Şöyle ayrıştırıyorum. Bu şekilde. Karekök eksi 1 ifadesi i'ye eşit oluyor. Karekök 16 da 4 olur. Yani bunun sonucu ikisinin çarpımı 4 i olur. Karekök eksi 16 4 i'dir yani. Şurası 4 i. Sonra şimdi burası artı 2 artık. Eksi 1 eşittir. 2. Şurası da eksi olduğu için eksi 4 i. Paydası da 2. Şimdi şunu yazmak mümkün. İki parantezini alabiliriz ama ayrıştıralım. Ayrıştırarak da yapabiliriz. Yani 2 bölü 2 eksi 4 i bölü 2. Bu şekilde de yazabiliriz. Böyle yazarsak x 1 eşittir 2 bölü 2'den 1. Burası eksi 2. İşte köklerden birincisi bu. İkincisini hemen şöyle çıkarıyoruz. Eşleniğini buluyoruz. Eşleniğini bulurken i'lik kısmın işaretini değiştiriyorduk. Artı 2'yi dönüştüreceğiz. 1 artı 2'yi köklerden ikincisi de bu. Bizden istenen çözüm kümesiydi. Yazıyorum çözüm kümesini. Ya da şu aşağıya yazayım. Çözüm kümesi. Tabii büyüklük küçüklük farkı yok. Yani şu daha büyüktür, bu daha küçüktür diyemiyoruz bunlardan. Burada bir modül kavramı diye bir kavram var. Yani reel ve sanal kısımlarının kareleri toplamı. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 5, 5'in karekök. İkisinin modülü de 5. Yani bunlar aslında modül açısından birbirine eşit büyüklükte. Karmaşık sayılar. Ya karmaşık sayı reel sayı gibi düşünemiyoruz. Biri eksili ama diğerinden daha ufak değil. Yani bu küçük, bu büyük diyemiyoruz. Karışık yazacağız. Şıkları biz artık kendimiz bulmaya çalışacağız. Bir standardı yok. Yani bu daha küçük değil diğerinden. Evet, sorun olmaz. Küme içerisinde elemanlar yer değiştirebiliyor. Artık arayacağız test sorusunda seçenekleri. Evet, var mı anlaşılmıyor mu?